Düşündük serginin ismiyle ilgili olarak. Artık böyle çok uzun sergi isimleri değildi. Hemen ilk okunuşunda ve ilk karşılaşımda verilecek bir mesajının olması gerektiğini düşündük ve filtresiz bir dönemde olmam gerektiğini düşündüm ben. Her şeyi konuşmam gerektiğini ve açık açık konuşmam gerektiğini, hiçbir şeyi saklamamam ve gizlememem gerektiğini düşündüm. Zaten serginin ana işlerinden biri de buydu. Filtresiz anılar diye yazdım. Hem geçmişe giden hem geleceğe bakan kısa öykülerim var. Katalogda da göreceksiniz. Daha, çok daha net bir şekilde. Sabitlenmiş toplumsal kimlikleri şöyle açıklayabilirim. Belirli bir etnisiteye mahkum etmek aslında. Çünkü bugüne kadar hep böyle bir okuma yapıldı ve hep marjlara sıkıştırılmaya çalışıldı Doğu sanatçıları. Ben de bunu çok uzun zaman hissettim. İşte ya Diyarbakırlı sanatçı denildi, ya işte doğuda yaşayan sanatçı denildi, ya Kürt sanatçı denildi, ya Türk sanatçı denildi. Bu açıkçası böyle hani sizi sıkıştıran ve boğan şeyler. Bu yüzden bir raptiye gibi üzerinize şey oluyor aslında, sabitleniyor bunlar. Bunları çıkarmak istedim sadece. Evet, sergide 3 taht var. Her tahtın bir ismi var ve her taht başka bir işin taşıyıcısı aynı zamanda. Tahtların benim çocukluğumla çok alakası var ve benim yaşadığım yerle, aslında yerlerle alakası var. Çünkü yazları sıcak olduğu için Doğu, işte insanlar serinlemek amacıyla damlara kurarlar bu platformları ve etrafında bir mahremiyet perdesi olur ve bütün gece misafirler olsa bile hep orada geçer, yemekler orada yenir ve çok hafif örtüler altında uyku biçimlenir tahtlarda. Bu tamamen aslında biyografik bir şey ama taşıyıcı aynı zamanda, çünkü benim için oyun alanıydı tahtlar. Yani ben güneşin çok keskin olduğu zamanlarda da hep oradaydım. Bir tür gerçeklikten kopuştu benim için. Bu yüzden burada da yer aldılar onlar. İp atlayan kadınlar, o bizim ikinci tahtımız, üçüncü tahtımız. Dediğim gibi her birinin bir ismi var. Arkamda gördüğünüz en büyük taht. Bir takım antik Mezopotamya'dan kimi semboller, ikonlar kullandık. Bunlar çok eski ikonlar ama güncel olanlar da var. Tıpkı işte Tahir Elçi cinayeti görüntülerinde olduğu gibi. Çok daha güncel, yani siyasete değen şeyler de var burada. Tahtların kendi isimleri zaten belirli bir yol haritası gibi aslında ve sadece işte erkek egemen bir taht değil de kadınların da işin içinde olduğu ve artık egemen bir hale geldiği bir şey düşünüyordum. Bir ütopyaydı benim için ama videoda bir süre sonra böyle tozsuz duman çıkıyor ve bir yerlerden, nereden geldiğini bilmediğimiz bir dumanın, tozun içinde hala oyunlarını sürdürüyorlar kadınlar. Bu da elimizdekileri yitirmekle alakalı diye düşünüyorum. Yani aslında zeminler çok kaygan ve muhtemelen cennete ulaşamayabiliriz.